Bundan önceki videolarda her terimi enin bir fonksiyonu olan sonsuz bir seri varken fonksiyonun kendisi de bizi ilgilendiren aralıklarda pozitif, sürekli ve azalan bir fonksiyonken ve serinin yakınsadığını varsaydığımızda sonlu sayıda terim ve biraz da integral kullanarak seri yani yaklaştığı değer için bir tahminde bulunabileceğimizi görmüştük. Bu integralleri toplamı sonlu bir toplam ve sonsuz bir seri olarak yazdığımızda bu sonsuz serileri farklı şekillerde düşünerek kurmuştuk. Buradaki integralin düşük bir tahmini ya da buradaki integralin yüksek bir tahmini olabilirdi. Bu sayede de hem S için bir tahminde bulunmuş hem de sınırlarını belirlemiştik. Çünkü belirli sonsuz seriler için sağ ve sol taraf hesaplayabilirsek S'nin sınırlarını da belirleyebiliriz öyle değil mi? İsterseniz şimdi bir örnek üzerinden bunların ne kadar işe yaradıklarını görelim. Bunu uygulayacağımız sonsuz seri sarıyla yazayım. n eşittir 1'den sonsuza kadar 1 bölü n kare olsun. Tam değerini bulmayı bilmediğimiz için de bir tahminde bulunmamız gerektiğini varsayalım. Tahmini ilk terimi kullanarak yapacağız. S alt indis 5 diyelim. Evet eşittir. Ee, toplam n eşittir 1'den 5'e kadar 1 bölü n kare. Bu yaklaşık olarak hesap makinemi çıkarayım. 1 ee, bir bölü 1'in karesi 1'e eşittir. Artı 1 bölü 2'nin karesi yani 1 bölü 4 artı 1 bölü 3'ün karesi yani 1 bölü 9 artı 1 bölü 4'ün karesi yani 1 bölü 16 ve artı 1 bölü 5'in karesi yani 1 bölü 25. Sonuç olarak elde ettiğimiz değer yaklaşık olarak 1,464'e eşitmiş. 1,464 Şimdi bir de bu integrallerin neye eşit olduklarını bulalım. Buradaki k'nın 5'e eşit ve ben bu değeri rastgele seçtim. Daha iyi bir tahmin için k'nın 10 ya da 20'ye eşit olması daha uygun olurdu ama o zaman işimiz çok uzardı. Ve k'yı 3'e eşit olarak seçseydik de daha kötü bir tahmin elde ederdik ama ben mantıklı olacağını düşündüğüm için 5'i seçtim. Bununla hesap yapmak çok daha kolay ve aslına bakarsanız az önceki hesabı da hesap makinesi olmadan da yapabilirdim. Her neyse. Dediğim gibi, gelin şu integralleri hesaplayalım. 5 artı 1 yani 6'dan sonsuza kadar 1 bölü n kare dn'nin belirli integrali. Şu şekilde yazalım ve hatta maviyle devam edeyim. Limit, farklı bir değişken tanımlayacağım, b olsun. 6'dan b'ye kadar 1 bölü n kare dn'nin belirli integrali. Bu da limit b sonsuza giderken. 1 bölü n karenin ters türevi nedir? Eksi n üzeri. Eksi 1. Bunun 6 ve b'de aldığı değerleri bulacağız. Devam ediyorum. Limit b sonsuza giderken, eksi 1 bölü b eksi eksi 1 bölü 6 yani artı 1 bölü 6. b sonsuza giderken bu terim sıfıra yaklaşacağı için de bu limitin değerini 1 bölü 6 olarak buluruz. Aynı mantıkla diğer integrali de hesaplayacak olursak, şuradan devam edeyim. Aslına bakarsanız genelleştirilmiş integral desem daha doğru olur. Buradaki başlangıç değeri 6 değil 5 olacak. 5'ten sonsuza kadar 1 bölü n kare d n. Şimdi bu iki integral arasındaki tek fark alt sınır değeri olduğuna göre işlemlerin de aynı olacağını varsayarak bu integralin 1 bölü 5'e eşit olacağını hızlıca söyleyebiliriz. Şimdi de bulduğumuz her şeyi buradaki eşitsizliğe yerleştirelim. 1,464 artı 1 bölü 6. Bu arada bunun da yaklaşık bir değer olduğunu bir kere daha hatırlatayım. Tam değer hesap makinesinde kaldı. Evet artı 1 bölü 6 küçük ya da eşittir. Değerlendirmek istediğimiz ya da hakkında bir tahminde bulunmak istediğimiz toplam. O da küçük ya da eşittir. 1,464 artı 1 bölü 5. Bu hesabı yapmak gayet kolay. Evet burası 1,264'e eşit olacak. Küçük ya da eşittir ve toplam işaretlerini koyalım. Bu tarafta da elde ettiğimiz sonuca 1,6 eklediğimizde bir bakalım. 1,630 elde ederiz. Doğru oldu değil mi? Bir saniye, bir saniye. Burası 1,630 ama burası, hı, evet az önce bir hata yapmışım. Bu toplam 1,264'e değil, 1,664'e eşittir. 2 ile toplamak yerine. 2 çıkarmışım. Evet ve buraya bakarak da toplamın 1,63 ya da 1,64 ya da 1,65 ya da 1,66 gibi bir değere eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ve mesela söz konusu olan sadece onda birler basamağı olsaydı işimiz bitmişti bile. Sonuç 1,6 gibi bir şey olacaktı. Ama devam edersek yani biraz daha kesin bir sonuç için bile son derece iyi bir tahmine sahibiz. Hele buraya birkaç terim daha eklediğimizi düşünürsek çok daha kesin bir sonuç elde edebilirdik. Peki, umarım sizin için de faydalı bir örnek olmuştur. Kısmi bir toplam ve integraller ile tahmini bir değer elde etmenin yanında toplamın sınırlarını da belirlemiş olduk. Evet, bahsi geçen toplam bu ikisi arasındaki bir değere yakın